Akşam mutlu günler değerli izleyiciler. Stüdyo Londra başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz. Bugün neleri takip ettik? Önce başlıklarla başlıyoruz. Powell'ın açıklaması tahvil alımlarında azalma gelebilir yönünde oldu. ECB Lagarde varlık alımları devam edecek dedi. Londra'da hayat normale dönüyor ve altın fiyatları Powell sonrası yatay seyretti. Piyasalarla devam ediyoruz. Bakalım piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? Getiriyoruz ekranlarınıza. Önce Avrupa piyasalarına göz atarak başlayacağız. Euro Stoxx 50 3987, Almanya DAX 30 15244, Fransa CAC 6230, İngiltere FTSE 100 6972 ve İspanya IBEX endeksi 8601 puandan işlem görüyor. ABD vadelilerle devam ediyoruz. Şimdi Dow Jones 33.826, S&P 500 4.141 ve Nasdaq endeksi 13.912 puanda diyebiliriz. Paritelere bakacağız. Dolar endeksi %0,03'lük bir yükselişte 91.67 seviyesinde. Euro dolar 1.19, pound dolar 1.37, dolar yen 108.76 ve dolar İsviçre frangı 0.92 seviyesinde. Diyelim ve emtia piyasalarına da göz atalım. Ons altın 1746 dolardan işlem görüyor. %0,61'lik bir yükseliş söz konusu. Brent petrolün 66 dolarda olduğunu söyleyelim. %0,29'luk bir yükseliş var. Ham petrolde bir miktar düşüş söz konusu. %-0,25 oranında ve 63 dolardan işlem görüyor. Evet, şimdi Muhammed Demir'e döneceğiz. Gündemi konuşacağız değerli izleyiciler. Muhammed Demir, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayalım. İsterseniz piyasaların beklentisi doğrultusunda faizi %19'da sabit tuttu. Para politikası metninde de parasal sıkılaştırmaya dair ibareler yer almadı. Küresel merkez bankalarını da göz önüne aldığımız zaman yurt dışı piyasaları karar karşısında nasıl bir reaksiyon verecektir? Yurt dışı piyasaların zaten en son Merkez Bankası başkanının değişmesinden sonra çok ciddi bir faiz artırım beklentisi yok. Bu zaten döviz piyasalarına da yansıdı biliyorsunuz. Her ne kadar Türkiye dünyaya nazaran biraz daha yüksek faiz veriyor gibi dursa da enflasyon oranlarında yüksek olduğu göz önüne alınırsa ve hali hazırdaki özel pandemiyle birlikte ya da diğer faktörleri de göz önüne aldığımızda aslında çok ciddi bir beklentisi yok. Burada cari açığımız olduğu için bizim ülke olarak biraz daha kendimizi yurt dışına pazarlamamız lazım. Niye yurt dışına pazarlamamız lazım? Tabii bunu hani olumlu ya da olumsuz algılamamak lazım. Eğer sizin ülke olarak belli bir cari fazlanız varsa, yani sizin kazandığınız harcadığınızdan daha fazlaysa hiçbir ülkeye hiçbir yatırıma ihtiyacınız yok. Hatta rahatlıkla gidip siz gidip başka ülkelere yatırım yapabilirsiniz. Mesela İskandinav ülkeleri ya da Katar, işte Suudi Arabistan vesaire gibi. Ama baktığınızda siz kazandığınızdan daha fazla harcadığınız için bir şekilde dışarıdan bunu fonlamak durumunda kalıyorsunuz. Yani bunu hani 100 lira kazanıp 150 lira harcayan bir şahıs olarak da düşünebilirsiniz. Aynı mantıkla çalışıyor neticede. Şimdi tabii çok ciddi bir şey var, polemik var Türkiye'de. İşte enflasyon mu faiz doğurur, faiz mi enflasyonu doğurur? Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi gidiyor biraz. Ama zaten gördüğünüz gibi burada grafikte de faiz aşağıya gelmesine rağmen enflasyon çok hani aşağıya gelmemiş. Biraz daha enflasyon yukarı gittikçe faizin de yukarı gittiğini, biraz daha onu dizginlemeye çalıştığını görüyoruz. Orada da hani çok tartışılacak da bilmiyorum ne kadar bir konudur ama yurt dışında hani çok tartışılan bir konu değil. Hangisinin hangisine sebep olduğu. Genel olarak şöyle düşünmek lazım. Siz faizleri düşük tutarsanız gidip de yatırımcılar kendi nakit birikimlerini mevduatlara yatırmazlar. Ne yaparlar? Daha değişik ürünlere yatırırlar. İşte giderler ev satın alırlar, araba satın alırlar. Piyasada harcamaya başlarlar. İlla gidip de çok ciddi böyle iş kuracağım gibi bir noktaya gelmezler. Yani ekonomiyi büyüteyim, gideyim de risk alayım, iş kurayım gibi bir noktaya gelmezler. Böylece devamlı alım yaptıkça, alım miktarı arttıkça piyasada ürünlerin fiyatları artar. Yani bir gidin mesela faizi %0'a koyun şimdi.
Herkes gider ev alır. Herkes ev aldıkça ev fiyatları yukarıya gider. Hani talep arttıkça fiyatlar da yukarıya gider. Dolayısıyla orada mesela ev tarafında bir enflasyon oluşmuş olur. Diğer taraftan siz şey diye bekliyorsanız, hani ben faizi aşağıya indirdikçe yatırım olur diye bekliyorsanız, yatırım dediğiniz hani iş kurmak, herhangi bir risk almak çok kolay bir şey değil. Çünkü her kurduğunuz iş çok karlı, başarılı olacak anlamına gelmez. Ve yaptığınız karın da enflasyondan daha fazla olması lazım ki ve onun üzerine masraflarınızı karşılaması lazım ki kâra geçebilmelisiniz. Yani gelirinizin enflasyon artı sizin sabit masraflarınızdan fazla olması lazım. Dolayısıyla böyle bir maalesef kısır döngüde ilerliyor Türkiye son dönemde. Özellikle pandemi geçtiğimiz 2 yıl içinde biliyorsunuz ilk başta gelişmiş olan ülkeleri çok ciddi vurdu. Orada ciddi ölüm oranları vesaire gördük. Ama sonradan bunlar çok hızlı bir şekilde aşıyı geliştirip bu aşıyı uygulamaya başladılar. Mesela İngiltere'de biz artık sürü bağışıklığını kazandık sayılır. Neredeyse nüfusun yarısından fazlası şu an aşılanmış durumda. Şey olarak baktığınızda, ilk doz aşı olarak baktığınızda. Diğer nüfusun işte %10-15'i civarında şu an zannedersem ikinci doz aşılarını oldular. Ne bileyim Hindistan, Brezilya vesaire bunlar da kapanmalara giderken ülkeler. Hatta bunun içinde bazı Avrupa ülkeleri de var. Almanya, Fransa gibi, İtalya gibi. Aşılama sürecini çok iyi idare edemeyen ülkelerde daha fazla kapanma, daha fazla ekonominin durması söz konusu olurken bizim pazartesi günü zannedersem, evet bu pazartesi günü 12 Nisan'dan itibaren işte alışveriş merkezleri açıldı, restoranlarda dışarıda yemek yemeye başlıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla orada öyle bir dengesizlik oluşacak gibi. Türkiye'de bundan çok olumsuz etkileniyor doğal olarak. Çünkü hani başta pandemiyle rakamlar konusunda gayet iyi giderken şu an zannedersem nüfus başına yani nüfusa oranla en fazla yayılım oldu, en fazla ne bileyim yeni vakanın ortaya çıktığı ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar çok ciddi sıkıntılar oluşturuyor diyeyim Türkiye ekonomisi için. Dolayısıyla diğer taraftan hani siz faiz artırılacak, artırılmayacak beklentiler nedir, yurt dışından bakış nedir diye baktığınızda yani kimse faize tek başına faiz gözüyle bakmıyor. Hani bu çok bilinmeyenli bir denklem. Sizin işte gelirlerinize bakılır, sizin yatırım ortamınıza bakılır, sizin faizlerinize bakılır, enflasyonunuza bakılır, çalışma ortamınıza bakılır. Yani ne kadar kalifiye elemanınız var, işsizlik oranı nedir, ne değildir bunlara bakılır. Büyük resimde baktığınızda doğal olarak hani çok çok olumlu bir hava yok şu an için. Yani ilk önce bir aşılama kısmının, bu pandemi kısmının hallolması lazım gibi. Dolayısıyla Merkez Bankası da kendi politikalarını ona göre belirlemesi lazım önümüzdeki dönemde. Ve tabii ki yani istediği politikayı belirler. İster %30'a çıkarırsınız, ister %10'a indirirsiniz. Yani bunun önemi ne piyasalar açısından? Piyasalara ne mesaj veriyorsunuz? Piyasaların beklentilerini karşılıyor musunuz? Ona göre belli bir yol haritası çiziyor musunuz diye. Şimdi piyasaların beklentilerini karşılamak, onlara doğru mesajı vermek niye önemli? Biraz önce bahsettiğimiz gibi bizim cari açığımız var. Yatırımcılara ihtiyacımız var, cari açımız olduğu için. Dolayısıyla bunlar sizin müşteriniz sayılır. Hani sizin hani size yatırım yaparak sizi kontrol edecek ne bileyim yurt dışı güçler vesaire gibi değil de bunları müşteriniz gibi göreceksiniz. Onların yatırımları sayesinde ülkeyi kalkındıracaksınız. Dolayısıyla onları ikna etmeniz lazım. Yani müşterilerinizi ikna etmeniz lazım bu konuda. Peki Amerika tarafıyla devam edelim isterseniz biraz da. Dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip ettik. Tahvil alımlarında azaltmaya gidilebileceğinin sinyalini verdi. Nasıl yorumlarsınız bu sinyali? Yani gayet olumlu yorumluyoruz. Çünkü zaten piyasada o kadar saçma sapan bir miktarda alıma gitti ki Amerika özellikle. İlk defa bunu bir rezerv para biriminde gözlemliyoruz açıkçası. Daha önce değişik ülkelerin değişik para birimlerinde bu tarz ciddi bir nakit bolluğunu görmüştük. Ama şimdi bakarsanız M1 dediğimiz nakit olarak kullanılabilir para miktarı 3 trilyondan bir sene içinde 18 trilyonlara çıktı. Yani bu piyasadaki nakit para, yani şey değil hani böyle ev, araba, bono vesaire değil, nakit para direkt mevduatlarda bulunan, yani vadesi mevduat hesabında bulunan ve nakit olarak piyasada gezen para.
Şimdi bu kadar para gezince piyasada ne oluyor? İnsanlar biraz önce hani bahsettik ya faizler düşük olursa ne olur diye. Bu kadar fazla nakit ortada olunca insanlar diyor ki faizden benim getirim yok. İşte bonolardan getirim yok. Çok ciddi bir getiri elde edemeyeceğim. Onun için gideyim A'ya, B'ye, C'ye yatırayım. Biraz önce ev örneğini vermiştik. Şimdi burada ne örneği? Ev neye dönüşmüş oldu? Hisse senetlerine dönüşmüş oldu. Ev ne bileyim kripto körünsilere dönüşmüş oldu. Kripto paralara dönüşmüş oldu. Ev emtialara dönüşmüş oldu. Biliyorsunuz mesela petrol ne kadara kadar gerilemişti? İşte eksi 40'lar hadi o vadeli kontratlar diyelim ama 15 dolarlar, 15-20 dolarlar arasına kadar gelmişti fiziksel olarak el değiştirme anlamında baktığınızda. Ve bu da çok çok önce olmadı yani geçtiğimiz bir sene içinde oldu. Şimdi geçtiğimiz bir sene içinde 15 dolardan 66 dolara çıkması mesela tüm dünyanın kullandığı bir emtiadan bahsediyoruz. Yani belli bir sektörün ne bileyim çikolatacıların kakaosu vesaire gibi değil yani tüm dünyanın tüm ülkelerin kullandığı bir emtia 4 katına çıkabiliyorsa %25'ine inebiliyorsa fiyat olarak baktığınızda çok ciddi bir belirsizlik var. Demek ki fiyatlamada çok ciddi bir bilinmezlik var. Niye bu seviyelere geliyor? O kadar fazla nakit verdi ki Fed piyasaya. Avrupa Merkez Bankası da verdi tabii ne bileyim İngiltere Merkez Bankası, Japonya hepsi bunların piyasaya likitte verdi ama Amerika'nınki biraz bunların yanında çok çok daha fazla, çok çok daha büyük olarak geldi. Hatta sonrasında da biliyorsunuz 2-3 trilyon daha bir de şirketlere gidelim, vergi koyalım, şirketlerin vergilerini artıralım da 2-3 trilyon daha koyalım piyasaya gibi bir yaklaşım oldu. Onunla ne kadar ilerleyebilirler bilmiyorum ama hani onun çok olacağını, gerçekleşebileceğini, hayata geçeceğini beklemiyorum ben açıkçası. Çünkü şeyde hani böyle özellikle batı demokrasilerinde diyeyim. Hani bayrak yakmışsınız işte ülkeye onu demişsiniz, başkana bunu demişsiniz çok önemli değil. Ama finansal sisteminde sıkıntı olursa, vergi sisteminde sıkıntı olursa bunlar kapitalist ülkeler biliyorsunuz. Kapital, şirket yani şirketlerin genelde mesela gelir vergisi şahısların gelir vergisinden çok çok daha düşüktür. İngiltere'de üst basamak bir gelire sahipseniz %45'e kadar gelir vergisi ödüyorsunuz. Ama şirketler %20 verir yani şahısların yarısından daha az vergi verirler yerine göre. Dolayısıyla o şirketlerin vergilerini artırarak, kurumların vergilerini artırarak herhangi bir yardım paketi çıkacağını zannetmiyorum. Fed niye böyle bir adım atıyor? Şimdi tünelin sonundaki ışık gözüktü, hani aşı bulunmuştu. Tamam aşı okey. Peki biz bundan çıkıyor muyuz, halloluyor mu diye baktığınızda. Şimdi Amerika'daki müşterilerle konuştuğumuzda çoğunun aşılanmış olduğunu görüyoruz. Normal hayatın devam ettiğini görüyoruz. Amerika'nın ve İngiltere'nin kabaca bu pandemiden çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla nasıl zamanda endüstriyel devrimde hani bir iki adımı önce atan ülkeler çok ciddi servet sahibi oldular. Bu pandemide de bu pandemi ortamından hızlı bir şekilde çıkan ülkeler yine diğerlerine fark atacaklar maalesef. Yani en büyük buradaki denklemdeki en büyük etki eden eleman pandemi. Pandemiden ne kadar hızlı çıkıyorsunuz ve bunu önümüzdeki dönemlerde ne kadar iyi kontrol ediyorsunuz ona bağlı olacak. Yoksa geriye kalanı hani tabii ki mesela dolarda o siz o kadar para arz etmişsiniz piyasaya bunu bir an önce çekmeniz lazım. Bu nasıl bir şey? O kadar kötü bir enfeksiyona yakalanmışsınız ki. Size çok fazla antibiyotik verdiler, acil aldılar direkt damardan antibiyotik vermek zorunda kaldılar. Ama bunun fazlası da zarar. Dolayısıyla onu yavaş yavaş azaltıyorlar şimdi. Azaltmaları gerekir, normale dönmemiz gerekir. Aksi halde çok büyük sıkıntı oluşturabilecek bir Amerikan doları enflasyonuyla karşı karşıya kalacağız. Yani herkesin kendisini güvende tutmak için yani ülkelerin, şahısların, merkez bankalarının rezervlerinde ihtiyat olarak tuttukları Amerikan dolarında da mesela enflasyon çıkarsa değil mi? Ne olur o zaman bu sefer altına vesaire geçmeyi, altına endekslemeyi konuşuruz ki o dünya finans piyasalarını alır bambaşka yerlere götürür. Peki bu arada Powell bu tahvil alımında azalmaya gidileceği dönemin de faiz arttırımından önce olacağını söyledi. Fed'den faiz arttırım kararı bekler misiniz yakın vadede? Yani tabii ki şimdi baktığınızda bu alımlar nereden sonra geldi? İlk önce faizi aşağıya çekersiniz. Yani bunun maliyetini azaltırsınız. Borçlanmanın maliyetini azaltırsınız. Baktınız artık yapacak çok bir şey kalmadı. Ne yaptı mesela? Avrupa negatif faize geçti. Amerika bunu tercih etmedi. Negatif faize geçmek istemedi ilk önce. Negatif faize geçmeyelim de ne yapalım? Gidelim bir de piyasaya biz nakit enjekte edelim. Piyasaya da çok ciddi bir nakit oluşsun ki
kurumların birbiri arasındaki güvensizlik ortamını olumlu bir şekilde düzeltelim, olumluya çevirelim şeklinde bir yaklaşım oldu. Şimdi siz ilk önce faizi düşürüp sonra varlık alımlarına başlamışsınız. Bundan geriye dönüşünüz aynı şekilde. İlk önce varlık alımlarını azaltırsınız. Sonra faizleri artırırsınız gibi bir noktaya gelecek. Daha önce de böyle olmuştu biliyorsunuz. 2008 krizinden sonra ilk önce bu alımlar durdurulmuştu. Onun üzerine de tekrar bir faiz artırımına gidilmişti. Ondan sonra faizler ilk önce kesildi. Sonra varlık alımlarına geçildi. Yani bu ikiye gitmeden önce bire uğramamız gerekir gibi gayet basit bir denklem diyeyim orada. Yani ilk önce piyasaya verdiğiniz parayı çekeceksiniz ki orada enflasyon oluşmasın. Orada gereğinden fazla bir likitte oluşmasın. Sonra da biraz sıkılaştırmaya gidersiniz. Sıkılaştırma dediğimiz zaten şu. Ben faizi yükseltiyorum ki rahatlıkla böyle har vurup harman savurup önünüze gelen şeye yatırım yapmayın demek. Zaten yakında da bu olacak. Bunun etkilerini de bu sefer piyasalarda göreceğiz. Yani baktığınızda sizin pandemi öncesine göre %35, %40 yukarıda olan bir borsa değil mi? Neyi açıklıyor? Yani pandemide ekonomiler çok mu büyüdü? %30-40 mı büyüdü? Hayır. Bu sadece piyasadaki nakit fazlasını açıklar. Nakit fazlalığı sebebiyle insanların neye yatıracağını biraz şaşırmasından kaynaklanıyor açıkçası. Şimdi Powell ayrıca kripto paralarla ilişkin de değerlendirmelerde bulundu biliyorsunuz. Şimdi FED Başkanı kripto paraları spekülasyon aracı olarak tanımladı. Buna gerekçe olaraksa ödeme noktasında kullanılmamasını gösterdi. Ama Tesla gibi şirketler bu anlamda öncülük başlattı biliyorsunuz. Sizce ödeme noktası haline gelmesi merkez bankalarının bu konuya bakış açısını değiştirebilir mi? Yani bu sadece ödeme noktası haline gelmesi değil bakın. Şimdi diyelim ki bizim Merkez Bankası var değil mi? Şeyin Türk Lirası'nın stabilitesini, oynaklarını azaltmaya çalışır. Parayı bir şekilde para politikası oluşturur. Amerika Fed var, işte İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası. Şimdi bunlar bir otorite orada. Yani herhangi bir halal gelmesin diye uğraşıyorlar bu para birimlerini. Tabii ki kripto paralarda insanların şöyle bir yaklaşımları var. Merkezi yönetimden uzaklaşıyoruz. İşte artık işte tek bilmem ne bizi yönetmeyecek garip bir yeni çağa giriyoruz vesaire diye. Şimdi siz gidip de herhangi bir ürün aldığınızda, herhangi bir şeyde ne istersiniz? Arkasında bir destek, bir güvence istersiniz değil mi? Yani ben size gelsem desem ki ya burada çok güzel bir araba var. Araba yani çok muazzam, öyle böyle değil, bugünün teknolojisinin ilerisinde. Bir sıkıntı olduğunda kime gideceğim dediğinizde, vallahi işte kimse yok, işte bir sıkıntı olursa olur dediğinizde, siz bu arabaya yatırım yapar mısınız, gidip bu arabayı satın alır mısınız değil mi? Kripto paralarda böyle bir sıkıntı var maalesef. Yani gidip şikayet edebileceğiniz, gidip kendinizi koruyabileceğiniz, buna müdahale edebilecek herhangi bir mekanizma yok. Şimdi ödeme noktası tarafına gelelim. Ne dedik? Merkez bankaları gider, stabilitesine dikkat eder paraların. Çok böyle bugün 100'düm, öbür gün 120'yim, ertesi gün 80'im noktasından çıksın isterler değil mi? Şimdi sizin yaptığınız alışverişte biz eski Türkiye'de bunu yaşadık mesela. Gidip de bu ay alacağınıza öbür ay almanız arasında ne bileyim %70 enflasyon varsa değil mi? %60 dediğinizde aylık %5'e denk gelir. Bu ay 100'e aldığınız şeyi gelecek sene, gelecek ay 105'e alıyorsunuz, gelecek sene 160'a alıyorsunuz. Yani fiyat değişiyor devamlı. Hadi orada tek yönlü bir şey var, insanlar kendini adapte edebiliyor. Ama kripto paraya geldiğinizde siz Tesla alacaksınız. İşte bu ay atıyorum 10 Bitcoin alacaksınız, öbür ay 9 Bitcoin alacaksınız, öbür ay 11 Bitcoin alacaksınız. Yönü belli değil, nasıl olduğu belli değil. Bir de dünyada sadece insanlar Tesla almıyor ki yani. Ben gidiyorum ekmek alıyorum, süt alıyorum. Şimdi ekmeği, sütü değil mi? Otobüsü Bitcoin'le mi ödeyeceğim yani? Bunu nasıl yapacaksınız? Hadi ödedim. Bunun stabilitesi nasıl olacak? Bütçemi nasıl belirleyeceğim? Bunların hepsi büyük soru işaretleri. Biraz önce bahsettik ki o kadar çok para var ki nereye gideceğini şaşırmış vaziyette. Dolayısıyla şuradan gitseniz işte öyle bir noktaya geldi. Yeni şirket kurdunuz. Bakın GameStop diye şirket kuruldu. Yani şirket kuruldu değil, vardı. Yani Ether'inin kaç katına işlem gördü mesela. Keza işte Tesla buraya girdi. 2-3 milyar dolar para kazandı şeyden, Bitcoin'den. Ama şirket fiyatından 20-30 milyar dolar para kaybetti yani. Şirketin değeri düştü. Çünkü hiçbir aklı başında kurum gidip de bu kadar oynak olan bir
para birimiyle ya da ödeme aracıyla diyeyim, kendi ürünlerini satmaz ya da almaz. Ya da bunu ben normal dolara çevirmeyeceğim demez. O zaman ben Tesla'nın yatırımcısı olarak ne düşüneceğim? Ya bu adamların kıymeti Bitcoin'e mi bağlı diyeceğim. Yani şu kadar Bitcoin'den satmış, yarın bir gün Bitcoin'e bir şey olacak. Koskoca dünyanın en büyük araba şirketlerinden biri gidecek, iflas edecek. Yani siz eşeğinizi buraya bağlar mısınız? Soru bu. Tabii ki Elon Musk'ın kendi bileceği iş ama çok büyük risk barındırıyor bu baktığınızda. Ha, yarın bir gün ne olur? Tabii Bitcoin'i ya da kripto paraları şöyle değerlendirmek lazım. Çok güzel bir teknoloji var arkasında. Bu blockchain denilen ödeme sistemlerinin hızlandığı, teyidinin hızlandığı, para transferlerinin rahatladığı, bankacılık sistemi değiştirecek bir teknoloji var arkasında. İçine ne bileyim makbuzunuzu da koyarsınız, ne bileyim konformasyonunuzu da koyarsınız. Daha değişik detaylar, kontratı bile ekleyip gönderebiliyorsunuz arkasını. Ama bu şu demek değil, yani bu gidip de merkezi olmayan Bitcoin gibi ya da diğer işte Dogecoin gibi aklınıza ne gelirse, bunlardan binlerce var biliyorsunuz. Her ülkede bile binlerce var. Türkiye'ye bile gittiğinizde binlerce şey vardır şimdi baktığınızda. Araştırın kaç tane kripto para şeyi var diye. Yüzlerce, binlerce yeni kripto parayı görürsünüz, bulursunuz. O zaman bunun arkasında ne var, ne dolduracak, kıymet harbiyesi nedir diye baktığınızda çok bir şey çıkmaz. Ha, yarın bir gün şunu görebiliriz belki. Bir kripto dolar olur, kripto pound olur, kripto lira olur. Ama bu da şu demek değil yine. Bu gidip de işte madenciliği yapılacak, işte mine edilecek, bilmem ne olacak değil. İşte sayısı sabit olacak anlamına gelmez. Gider nasıl Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Fed, işte Avrupa Merkez Bankası nasıl banknot basıyorsa yine kripto para basmaya devam eder. Yani sayısını artırarak devam eder. Ama teknolojisini kullanır. Ne olmaz böylece? Yok Swift'le uğraşmayız, yok işte Avrupa'nın kendi içindeki ödeme sistemiyle uğraşmayız. Tüm dünyada para transferleri hızlı bir şekilde gerçekleşir ve kimin kime ne transfer ettiğini öğrenmiş oluruz. Çünkü yani bunun arkasında aslında asıl amaç kimin kime ne para gönderdiğini silinemeyecek şekilde takip etmek var. Yani bunu insanlar ne kadar fark ediyordur, fark etmiyordur bilmem de. Dünyada bankalardan daha sağlam bir şekilde kimin kime ne gönderdiğinin tek kaydı kuydu Bitcoin'de ve diğer kripto paralarda var. Blockchain olduğu için silemiyorsunuz gidip diğer bilgisayarlardan. Dolayısıyla aslında devletlerin elinde çok güçlü bir araç olarak kullanılabilir. Kim kime ne göndermiş, yani nakitten çıkarıyorsunuz işi. Hiç yani bir banka gidip kendi şeylerini bile silebilir bakın. Kayıtlarını bile silebilir. Ama böyle bir blockchain ile yaptığınız şeyde hiçbir kayıt silinmez. Dolayısıyla bence devletler için çok güzel bir araç. Yarın bir gün ona döner diye düşünüyorum ben. Peki Muhammed Demir, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınıza, katılımınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun, iyi günler. Evet değerli izleyiciler, Stüdyo Londra'yı noktalıyoruz. Muhammed Demir'le gündemi konuştuk Londra'dan eşlik etti yayınımıza. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Küresel Bakış'ta Eda Özdemir sizlerle olacak.